değiliz. İz bırakanların sevgili izleyenler ve keyifli bir sohbetimiz var, verimli bir sohbetimiz var. Bir başka açıdan değil, aslında tüm yönleriyle anlamaya çalıştığımız, anmak ve sonrasında anlamaya çalıştığımız bir isimle, Ercüment Özkan'la birlikteyiz. Manen tabii ki. Biraz daha yakından tanımaya çalışıyoruz. Biraz daha yakınında bulunanlar onu bize tanıtıyorlar bu programda. Sevgili izleyenler, biz az önce Sayın Özkan'ın, merhum Özkan'ın Kur'an-ı Kerim'e bakışını ve sünnete bakışını birazcık konuşmaya çalışmıştık. Kur'an-ı Kerim'e bakışı biraz detaylı bir şekilde aslında vurgulandı ama bazıları sünneti görmediğini ifade ediyorlardı. Onun için böyle bir iddiaları vardı. Biz Peygamber Efendimiz'e bakışı nasıldı diye misafirlerimizden birine, ki Ankara'dan kendilerini buraya gördüğümüz Süleyman Bey'e sormak istiyoruz. Evet. Nasıl bakardı efendim Peygamber Efendimiz'i, nasıl algılardı? Dilerseniz onu kendi yazılarından birisiyle cevaplandırmaya çalışayım izninizle. Estağfurullah. İktibas dergisinden bir alıntıyla cevaplandırmak istiyorum bunu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanları kendisine itaat etmeye çağırdığında herkes bilmektedir ki kendisi Allah'a itaat etmektedir. Ve itaat ettiği Allah'a çağırmaktadır insanları. Kendisinin, peygamberin insanlardan uyurmasını istediği ve istediği şeyler de Allah'ın kendisinden uyurmasını istediği şeyler yönünde olacaktır. Ve elbette öyle olmuştur. Zira Allah'a ilk itaat eden kendisidir. Bu sebeple de kendisine itaat edilmesini istemesi de kendisinin itaat ettiği Allah'a itaat edilmesi manasındadır. Ve ilerleyen satırlarda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmenin, onun sünnetine uymanın Allah'ın emirlerine uymakla eş anlamlı olduğunu tedayi ettirecek ifadelerle bize sünnet konusundaki berrak, net, arı duru duruşu ortaya koyuyor. Ki zaten konuyla ilgili ayet-i kerimeler de var. Ayet-i kerimeler ona tabi evet. Olunuz. Dolayısıyla sanıldığının aksine gerçekten sünnet konusunda fevkalade açık, çok net bir şey vardır. Ama bu hiçbir zaman için Kur'an'la örtüşmeyen bir anlayışı da gerek hadis bağlamında gerek sünnet bağlamında kabullenmesi asla söz konusu olmaz. Peki bu iddialara, bu tenkitlere nasıl cevap verirlerdi kendisi? Az önce de sorduğum bir soru gerçi ama şimdi bu şekilde bir algılaması var ama nasıl oluyor da bu algılama, bu böyle düşünmesini göremeyenler sünneti görmediğini iddia ediyorlar. Onun karşısında tenkide, böyle bir tenkide nasıl cevap verirler? Şimdi o kendisinin tenkit edilmesini çok öyle fazla alınganlık gösteren birisi değildi. Bilakis hoşgörüyle karşılayan birisiydi. Mesela o bağlamda yine kendisinin bu konuda vermiş olduğu bir cevabı paylaşayım. İktibas 113. sayısı 45 ve 46. sayfalarda geçiyor. Diyor ki kendisi bu tenkit edenler konusundaki şeyin ifadesinde ben müstahni kimsenin tenkit edemeyeceği çapta bir insan değilim. Mesela şunu diyor. Övgülü mektuplarınızı hemen hiç yayınlamadım iktibasta. Zira övgüleri unutmanın yararına inanıyorum. Kendi şahsına yönelik. Tenkitleri ise hatırlamakta her zaman yarar gördüm. Övgü insanların hoşlandıkları bir husustur. Nefis ondan hoşlanır. Lakin kendisine yapılan övgülere aklını takan, bunları aklından hiç çıkarmayan bir insan giderek gereksiz yere nefsine güvenmesi, yani kibirlemesi her zaman için muhtemeldir. Ve mümkün olduğu kadar beni tenkit ediniz şeklinde etrafında uyarırdı. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresindeki insanlara gerektikçe beni olur olmaz şekilde anmayınız, övmeyiniz. Ancak Abdullah'ın oğlu Muhammed deyiniz. Daha daha Allah'ın elçisi Muhammed deyiniz. Fazlasıyla beni anmayınız. Zira sizden önceki kavimler topluluklarda peygamberlerini övmeleri sonucu şirke girmişlerdir. Ben sizlerin korunmanızı diliyorum diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisinde kendisini övmeme noktasında örnek olarak ortaya koyuyor. Beni nasıl algılanmanız gerekiyorsa ben size onu söylüyorum buyuruyor. Söylüyorum. Ben de insanım diyor mesela kendisi. Evet. Ben de insanım. Ben de yanılabilirim. Ama bu yanılgılarım noktasında beni tenkit ediniz. Ama lütfen övmeyiniz demişti. Mesela yaşadığımız bir vaka. İsim vermeyeceğim cevap hakkı doğmaması için ama. Oradaki övmeyiniz tabulaştırmayınız, takmayınız anlamında değil mi? Şüphesiz tabii o anlamda şüphesiz. Bir zaman birlikte olduğumuz arkadaşlarımızdan bazıları zaman zaman çıkan bir yayın organında Ercüment Bey başta olmak üzere işte Eflatun Bey, ben de diğer arkadaşlarımız Memduh Bey vesaire bütün bunları tenkit eden hatta sayın izleyicilerden özür dileyerek ifade ediyorum sayısal olarak işte bir eniğin doğuracağı bir köpeğin doğuracağı enik sayısını geçmeyen diye
Tabii bizim çok ağrımıza gitti. Kendisiyle oturduk. Abi ne yapalım bu konuda? Nasıl bir cevap verelim? Dedi ki Süleyman, eğer bu adamı yapmış olduğu bu terbiyesizliği karşısında mahkum etmek istiyorsan cevap vermeyeceksin. Cevap onu bir bakıma muhatap kabul etmek olur. Evet. Ama bu kadar denetsiz bir insana muhatap kabul etme gerek yok. Bizi Allah biliyor ne olduğumuzu. Allah'ın salih kulları da biliyor. Bizim bunda bir şüphemiz yok. Biz doğru yol üzerinde miyiz? O ayeti kerimeyi okudu. Ali İmran suresinde hatırlarsanız. Ey iman edenler, siz doğru yol üzerindeyseniz sapıtanlar size zarar vermezler. Bu ayeti kerimeyi okudu ve bizi teskin etti. Evet. Belki daha farklı şeyler olabilir ama onun gerçekten bu noktada fevkalade tutarlı bir ölçüsü vardı. Yine belki sizinle konuştuk onu. 2000'e doğru dergisi. Bizi kapak yaptı bir vesileyle. Ercüment Bey, beni, şu anda Diyarbakır milletvekili olan İhsan Arslan'ı. Aramızda bir takım itiraflar oldu vesaire şeklinde. Mesela onun bana söylediği şu oldu. Gel dedi, gidelim. Kızılay'da, Bulvar'da, birçoklarının göreceği yerde kol kola gezelim ki üçüncü şahıslar, bizim dostlarımız, bizim aramızda bir ayrılık gayrılık olmadığını fark etsinler. Böyle de bir enteresan usulü usubu var. Yani husumet değil de muhabbet olduğunu evet, fark etsinler, evet, algılasınlar diye. Kur'an-ı Kerim'e bakışı, Peygamber Efendimiz'i görüşü, nasıl Peygamber Efendimiz'i görüyor onu öğrenmiş olduk. Az önce sahabilerle ilgili bir şey de söylemiştik. Orada örnek vermesi gerekirse sahabilerden en çok örnek verdiği zannediyorum Hazreti Ömer. Erkek sahabilerden Hazreti Peki. Ömer. Neden? Bayan sahabilerden de Hazreti Ayşe var. Ayşe validemiz. Evet. Neden Hazreti Ömer? Yani sorumu şöyle tamamlayayım isterseniz. Şimdi duruşu itibariyle sözlerini net bir şekilde söyleyen, yanlış anlaşılsın veya anlaşılmasın çok fazla bunu umursamayan, neticede beni birileri doğru anlayacaktır tarafından meseleye bakan bir duruşu var değil mi? Dobra dobra konuşan. Yanlış mı anladım? Hayır, şimdi belki de bu sorunuza ben İran'da birlikte olduğumuz bir anda beraber yaşadığımız bir olayla cevap vermek istiyorum. Buyurunuz. 1980 Haziran'ındaydı. Tahran'da bir otelin 13. katındayız. Sabah namazından sonra kendisi hemen hemen hiç uyumazdı. Balkonda kitap okuyordu. Ben de içeride tabiri caizse rahat oturarak kitap okuyordum. Gün ışıdıktan sonra beni çağırdı. Dedi bak Süleyman, aşağıda bir takım zuhurat vardı. Gel bu zuhurata inelim, kahvaltı yapalım dedi. İndik aşağı. O otelin garsonları Azeri kökenli garsonlardı. Ve onlara şöyle bir soru sordu. Bugün kiminiz öldü, kiminiz kaldı? Bu ziyafet ne? Garsonlar o Azeri lehçeleriyle dediler, bugün işte Mehdi Aleyhisselam'ın doğum yıl dönümü, o vesileyle. O şunu söyledi. Biz de karnımızı doyuralım dedi. Siz de avucunuzu yalayın. Mehdi neyim gelmeyecek dedi. Ve çok somut, çok net, açık, ki Şia'da akidevi bir mesele olmasına rağmen bunu çok yalın bir şekilde ortaya koyabildi. Biz yukarıya çıktığımız zaman abi biraz daha farklı söyleyemez miydiniz? Yumuşak olsaydınız dediğim zaman dedi ki ya bunlar dedi Hazreti Resulullah'tan daha mı önemli insanlar dedi. Hazreti Ömer Hudeybiye musahalası noktasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek ya Resulullah sen Allah'ın hak Resulü değil misin dediğini unuttun mu Süleyman dedi. Evet. Bu yani onun evet, bir bakım Hazreti Ömer konusundaki yaklaşımına sanıyorum iyi bir örnek oldu. Kesinlikle. Evet. Biz tabii vusulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir diye bir sözü de hatırlatarak diğer konuya geçmek istiyoruz. Usulle ilgili farklı, az önce biraz konuştuk gerçi. Bir de söz vardır aslında usulle ilgili, kendilerinde usul asıldan önce gelir değil mi? Evet. Kendilerine ait bir söz. Ne demek efendim bu? Biraz sizden dinleyebilir miyiz Sayın Saygılı? Aslında bu söz tabii usul daima asıldan önemlidir. Niye vurgu yapıyor İslam yani düşünürlerinin hep söyleye geldiği, gerçekten sağlıklı düşüncelerin, düşüncesi olan alimlerin benimsediği bir görüş. Ancak rahmetli Ercüment Özkan bunu çok öne çıkarırdı. Bütün ilimlerde usul bilmeyenlerin tabiri caizse konuşurken çam devireceklerini, usulsüzlükten dolayı. Usul bilmek de aynen adab-ı muaşeret dersleri vardır ya hani, evet, o neydiyse insan davranışlarında. Mesela fıkıh ilminden bahsedeceksiniz. Fıkhın kendisini konuşmadan önce fıkhın usulünü okumak gibi bir zorunluluğunuz var. Tefsirden, Kur'an ayetinden bahsedeceksiniz. Tefsir usulü bilmek. Hadisten bahsedeceksiniz. Hadis usulü bilmek veya kelamdan. İslami ilimlerin hangisi olursa olsun onun usulünü bilmek taşları yerine koyma imkanını temin eder. Hem de edep bunu gerektirir. Edep de bunu gerektirir efendim. Evet. Çok güzel tespitiniz. Edep de bunu gerektirir. Yani değerleri yerine koymayı bilirsiniz o zaman. Usul bilmediğiniz zaman hiç alakasız Kur'an okudunuz.
Mesela Kur'an'da bir ayeti, onu bu çokça kullanırdık biz o zamanları. Müşrikleri nerede bulursanız öldürünüz. Buyur şimdi. Dünyada her zaman müşrikten geçilmiyor sokaklarda. Yani müşriğin tanımını falan yapmaya uzun uzun gerek yok. Evet. Allah'tan gayri kendisine Allah'ın yanında yardımcılar tayin eden kafasında bir şekilde koşan, tevhidi tabii. esasları benimseyememiş insanların hemen hali hep bu ola gelmiştir zaten. Çokluktur da bunlar o zaman. Şimdi bunun nerede kullanılacağını, ne zaman yapılacağını, yapılması gereken hali eğer usul okumazsanız bilmezsiniz, karşınıza bu sefer ne çıkar? Kendisi gibi düşünmeyenlere hayat hakkı tanımayan, hani bir Hizbullahçılar bir de laikçiler var ya, hep benim gibi düşüneceksin. Benim gibi uçlardan misal veriyorum. Evet, evet. Ne kadar tehlikeli bir düşünce biliyor musun? Müsaade et, kendisi gibi düşünsün insan, değil mi? Rahmetli Ercüment Özkan bunu usul bakımından çok önemserdi. Çam devirmemek, insanlara hüsnü kabul gösterebilecekleri bir şekilde yönelmek için usul ilmini çok önemser ve daha önceki büyüklerin söylediğini o da tekrar edildi. Usul asıldan önce gelir. Önemlidir bu derdi. Ve bunun için mesela metodolojik bir biçimde asr-ı saadeti bilmenin önemini fevkalade önemserdi. Hı hı. Onu hani ansiklopedik bir bilgi gibi de değil. Asr-ı saadetten çok şey biliyorsunuz, o değil önemli olan. Sırayla Hıran Bağ arasında başlayan vahiyle bir harekatı ta 23. yılın hitamında Zat-ı Zat bin Ayler'in rahmetlik olduğu ana kadar ki hayat hikayesini bir sıra içerisinde ele alırsanız bir tesbihin imamesini başına getirdiğinizde adı tesbih olur. İmameyi başa getirmeyip ipe dizmezseniz boncuk olur bir avuç. Evet. Dağınıktır, bir şey de ifade etmez. Evet. Bir disiplin oluşur. İşte orada da asr-ı saadeti bu usul içerisinde bilmeyi, bunun için de bu usulle yazılmış asr-ı saadet kaynaklarına öncelerdi. Zaten bizim beraberliğimizde de en çok okuduğumuz kaynaklar asr-ı saadet olurdu. Allah Resulü'nün hayatını çok iyi bilmenin, İslam'ı çok iyi tanımaya, Kur'an'ı çok iyi tanımaya ve ondan çıkarımlar yapmaya vesile olduğuna inanırdık. Evet. Halen de öyle olduğuna inananlardan birisiyim. Ama rahmetli bu konuda çok daha öncelikli düşüncelerini sağ olsun bize anlattılar ve bununla çok yararlandığımı söyleyebilirim. Evet. Süleyman Bey, siz kendileriyle bir röportaj yapmıştınız. Gerçi çok konuşmalarınız vardır, çok röportajlarınız vardır ama biri partiyle ilgili. Evet. Ona geçmeden önce bir arayış dönemi de var kendilerinin. Arayış ve tabi oluş dönemi. Hizb-ut Tahrir'e getirmeye çalışıyorum evet. sözümü. Evet. Hangi ihtiyaca binaen Hizb-ut Tahrir örgütü diyeceğiz herhalde, değil mi? Örgütünün Türkiye lideri. Tabii, Türkiye lideriydi. Heh, doğru tanımlıyoruz. Doğru. Evet. Neden? Bu nedenimi daha sonra ayrılacak çünkü kendileri. Hem neden ben buradayım dedi, sonrasında da ben yokum dedi. Neden başladı, neden ayrıldı? Şimdi tabii 1958'de Ankara'ya geldiğinde, yani hukuk fakültesinde öğrencilik yıllarındayken Türk Ocağı'na daha çok gidip geliyor. Ve o zamanlar işte Türk Ocağı'nda kendisiyle yakın olan dostları var, ahbapları var. Handras Sufi Tanrıver, Türk Ocağı'nı aşağı yukarı yönlendiren birisi. Mukbil Özyörük keza hukukta öğretim üyesi. Ercüment Bey VTR'de gördüğümüz gibi onlardan gerçekten etkilenen birisi. Tanpınar falan da var galiba. Evet, evet Tanpınar var. Ahmet Hamit Tanpınar, özür dilerim. Ahmet Hamit Tanpınar var. Ve bu arada bir yaşça kendisinden de bizden de büyük olan bir abimiz Hizb-ut Tahrir ile tanışıyor. Ve tutuyor, gel diyor, seni de götüreyim. Götürüyor ve Hizb-ut Tahrir'in o zaman Ankara'da öğrenci olan iki Ürdünlü Hizb-ut Tahrir üyesiyle tanıştırıyor. Bir parantez açacak, nedir? Ne iş yapar Hizb-ut Tahrir? Ya Hizb-ut Tahrir şu efendim. Hizb-ut Tahrir 1952'de Takvit-i Nefani'nin kurmuş olduğu bir örgüt. Ve bir rivayete göre İhvan-ı Müslim'den ayrılan bir zattır Takvit-i Nefani. Ve Takvit-i Nefani mümkün olduğunca İslami kriterleri esas alan ve yeryüzünde ıslahatçı boyuttan daha çok inkılapçı boyutun öne alınması ve ıslahatçı boyutlarla insanları ümmeti Muhammed'e oyalamak yerine bir bakıma hilafet devletini behemhal ihya edilmesi noktasında öngörüsü olan ve bu uğurda da çalışma başlatan, bu çalışmayı da ömrünün sonuna kadar devam ettiren bir kişi. Evet. En genelde Hizb-ut Tahrir bu. Ve dünyanın çeşitli yerlerinde örgütlendiği gibi Türkiye'de örgütlenmiştir. Ve fakat Ercüment Bey'in belki bilahare ayrılmasına neden olan en temel faktör şu olmuştur. Hizb-ut Tahrir mantık itibariyle bu dinin ana dili Arapçadır noktasından hareketle ve ilk İslam'ın ihya edildiği
mekanın da Arap dünyası olduğundan hareketle hilafetin behemhal Arap dünyasında yeniden ihya olunması, yeniden kurulması gerektiği noktasında bir kanaat sahibidir. Ercüment Bey buna ilk başta da tabii itiraz edebilecek donanıma sahip olmadığı için olsa gerek pek itiraz etmiyor ama ilerleyen zaman dilimler içerisinde bilhassa tevkif olduktan sonra o hapis hayatını yaşıyorken bu Ürdün asıllı arkadaşlarla görüşmeler esnasında bu gittikçe ona dokunmaya başlıyor. Niçin Arap dünyası? Niçin Ürdün? Niye Türkiye? Yani benim dilimin Türkçe olması, benim Türk yaratılmam benim elimde olan bir şey mi? Bu Allah-u Teala'nın bana takdir ettiği bir şeydir. Dolayısıyla bu din kim müstehaksa, kim çok çalışıyorsa Allah-u Teala orada bu dini ihya eder noktasına hareketle. Ki tarihte bunun örneği de vardır. Evet, bu Arapça ve Arap ülkesinde hilafetin ihya olunması görüşüne muhalefet ettiği için de zaten kopmuşlardır. Yani Hizb-ut Tahrir'in ortaya koymuş olduğu felsefede hilafet öncelikli bir şey söz konusudur. Ama merhum Özkan da zaman içerisinde özellikle biz tanıştıktan sonraki kendisi yine eğer gerek duyarsak o ifadelerine müracaat edebiliriz. Kendisi şöyle diyor. Evet diyor ben Hizb-ut Tahrir ile beraber oldum ama onlardan birçok şey öğrendim. İlkeler öğrendim. Kur'an'ı öğrendim. Sünnet'i öğrendim. İslam'a bakışı öğrendim. Bunları bir kadir şinasçık olarak ömrümün sonuna kadar onlara teşekkür borçluyum. Ama benim de ben de bir insanım. Ben de birçok kendim ilavelerde bulundum. Katkılarda bulundum. Bilgimi, kültürümü genişlettim. Yeni yeni bir takım neticelere ulaştım diyor. Ve bunun devamında da bir şekilde İslam'ı hilafete kilitlenmiş bir konumdan daha çok bir süreç boyutlu ele almaya biraz önce Eflatun Bey'in fevkalade güzel ifade ettiği gibi bir süreç olarak yaşanması ve bu yaşanmanın sonucunda ancak öyle bir müessese Allah-u Teala biz layıksak nasip eder değilse olmaz noktasına gelmiştir. Evet. Siz yılları birlikte yaşadınız. Evet. 20 yıla yakın galiba değil mi? Ben isterseniz onu şöyle söyleyeyim, özetleyeyim. Ya 1971 sonlarından başladık. 1987'ye kadar fiilen o 16 yılımız birlikte geçti. Evet. Fiilen geçti. Birlikte yurt dışına çıkışlarınız var. Elbette. Şunu sormak istiyorum. İran'dan hareketle özellikle sormak istiyorum. Nasıl bakardı İran'a, İslam coğrafyasına, yurt dışına, Türkiye'den nasıl bir bakışı vardı? Şimdi efendim bir defa siyasi analiz noktasında, siyasi tahlil noktasında fevkalade berrak bir kafaya sahipti. Gerçekten biraz önce ifade ettiğim gibi siyaset ve İslam ayrılmaz bir bütündü onun için. Tabii ki doğru bir yaklaşım biçimi. Ve bu yüzden de dünyanın neresinde İslami manada o İslam'ın bir şekilde insanların tüm davranışlarını hükmedebilir noktaya gelmesi için mücadele varsa Ercüment Bey oraya ilgi duyardı ve bizim de ilgilenmemizi hasreten arzu ederdi. Bana nesi yoktu yani. Bana nesi yoktu. Mesela bu bağlamda İran'da 1979 Şubat'ında devrim olduğu zaman belki o devrime bu mükteseb kültürüne rağmen ilk ve en çok sevinenlerden birisi Ercüment Özkan olmuştu. Hatta daha ilk günlerden itibaren İran'ın o dönemdeki gerek İstanbul gerek Ankara'daki temsilcilerle hemen temasa geçmiştir. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Ercüment Bey her ne kadar İran devrini İslam adına alkışladı ise de oradaki İslam'a bakış açısından daha çok bu devrimin siyasi boyutuna alkış çaldığı daha çoktur. Bunu özellikle belirtme ihtiyacını duyuyorum. Ve tabii devrim olur olmaz sabırsızlıkla bizi sıkıştırmaya başladı. Gidelim ve bu devrimin dinimiz adına devrim yapılan yeri, mekanı, devrimin alt yapısını bizzat yerinde görelim diye sıkıştırdı. Ve nitekim bu yüzden de 1 Haziran 1980'de birlikte İran'a gittik. Ve orada tabiri caizse Cumhurbaşkanı'ndan, Şeriat Medaresi'nden kimler varsa, gücümüz kime ulaşmışsa görüşme ihtiyacını duyduk. Belki bu arada bir çeşit bir değişiklik olur ifadesiyle şunu ifade edeyim. Mesela kılık kıyafet noktasında biraz önce Eflatun Bey'e sanıyorum sordunuz mu? Şöyle sorayım isterseniz o da açıklasın. Çünkü kılık kıyafetiyle de o farklı bir mesaj veriyordu. Yani kılık kıyafetiyle de bir mesajı vardı. Nasıl bir mesaj diye isterseniz evet, mesela o mümkün olduğu kadar mesela obur birisi değildi. Çok az yer ama çok özgün yerdi. Kılık kıyafet noktasında belki içimizde en güzel giyinen oydu.
kravatını mümkün olduğu kadar boynundan çıkartmazdı. Derdi ki şu gömleği giyiyorsak bu kravatı takacağız arkadaşlar. Evet. Yani özelliği buydu. İşte bu vesileyle Allah rahmet etsin, o da rahmetli oldu zaten, o zaman da yaşlı bir zattı. Tahran pazar esnafından Azeri bir şahıs, oldukça eşraftan birisi olan bir şahıs, Hacı Haşim Şebüsterizade diye bir zat, bizi İmam Hümeyni'nin evine götürüyor. Yolda giderken biz üç kişiyiz, üçümüz de kravatlıyız. Tıraşlarımız olmuşuz. Hümeyni'nin evine yaklaşırken bir sıkıntı başladı Hacı Haşim Şebüsterizade'de. Ercüment Bey rahmetli sordu, ya ne oldu sana, bir sıkıntın var falan dedi. Bağışlasın izleyicilerimiz. O Hacı Haşim dedi Azeri lehçesiyle, aga dedi, aga bundan hoşlanmayıp dedi kravatı bir. Hemen orada biraz önce Hazreti Ömer misalini verdik ya, evet. Ağanın hoşlanmadığında biz de hoşlanmayıp dedi, çıkarttı kravatı. Ama ondan sonra ne zaman taktı tabii onu bilmiyorum. Evet. Yani oradaki yaklaşımlarında, İran'a gidişte yaklaşımlarında, orada da doğrusunu isterseniz motomot oraya bir teslimiyet yok. Tam bir tenkitçi bir yaklaşımla oraya yaklaştı. Mesela bir yerde bize sordular. Hatta merhum Ali Recai'nin olduğu bir mekanda sordular. Dediler ki sizin mezhep nedir? Aynen verdiği cevap şu. Müslümanım dedi. De ki ben de Müslümanlardanım diyenlerden daha güzel sözü kim olabilir? Ayetini bilmiyor musunuz dedi. Ben ne sünniyim ne şeyiyim, Müslümanım. Allah'ım benim için layık gördüğü bu sıfatla sıfatlanmayı bütün sıfatların üstünde tutuyor ve görüyorum. Evet. Sevgili izleyenler, Hilal Televizyonu'nda konuşmaya devam edeceğiz. Merhum Ercüment Özkan'ı biraz da yakından anlamaya devam edeceğiz. Lütfen siz de ekranlarınızın başında kalmaya devam ediniz. Keyifli alışverişinizin adresi Çağrı Hipermarketlerinin sunduğu iz bırakanlar devam edecek. Sen gelmeden önce renksizdi mutfağım. Bahar çiçeklerinle hayatıma renk kattı. Netlon, mutfağa renk katar. Hilal Pazarlama'dan bir yenilik daha. Orient elektrikli ısıtıcılar. Isıyı ışık hızıyla taşır, ışığın ulaştığı her yeri anında ısıtır. Orient infrared teknoloji aracılığıyla üretilen bu ısıtıcılardan hem açık mekanlarda hem kapalı mekanlarda yüksek verim alabilirsiniz. Evinizde, iş yerinizde, konferans salonlarında, toplantı odalarında, dilediğiniz her yerde termostatik ısı kontrollü Orient ısıtıcılarını kullanabilirsiniz. Diğer ısıtıcılardan %80 daha ucuza ısıtan bu ısıtıcılar, oksijeni tüketmediği için diğer sobalar gibi baş ağrısı da yapmaz. 2300 wattla 33 metrekareyi, 3000 wattla 40 metrekareyi rahatlıkla ısıtabilirsiniz. Şimdi Hilal Pazarlama'da 2300 watt Orient ısıtıcıya 159 YTL'ye, 3000 watt Orient ısıtıcıya 199 YTL'ye sahip olabilirsiniz. Telefon 0212 480 0044. Dostlarınıza sizi hatırlatacak güzel hediyeler verin. Takvim, ajanda, fihriz, masa setleri, dijital ürünler, kalem, duvar saatleri, anahtarlık, piramit takvim, hasır takvim, hediyelik çantalar, radyolar, masa takvimleri, çakmaklar, hepsi ve daha fazlası uygun fiyatlarla Anadolu Promosyon'da. 30 Ocağı kadar 30 Opel Astra anahtar teslim Evkur'da. Şansım yok demeyin. İster kredi kartınızla, ister kredi kartsız. Her 100 YTL'lik alışverişle Opel Astra şans kuponu alın. Opel Astra keyfini şimdi Evkur'da yaşayın. Evkur, evinizi kurar. Camilerde havayı ısıtmak yerine birkaç dakika kısa bir sürede ısınabilirsiniz. Mekan elektrik, halı altı elektrikli ısıtma sistemi, zaman ayarlı kumandasıyla namaz saatleri gibi zaman dilimlerinde otomatik olarak açılıp kapanır. Ayrıca bu sistemi ev ve iş yerlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Telefon 0212 431 79 64.
civil, çocuk dünyası, çocukların rüyası. Quack quack. Kartel zararlısına karşı güçlü ilacımız. Vakit, inananların yüz akı. Kalite ve şıklığın adı Bozan Gömlekleri. Yarasalar güneşten, yalancılar vakitten hoşlanmaz. Vakit, inananların yüz akı. Bu kendisinde hiçbir şüphe olmayan bir kitaptır. Allah'tan sakınıp ona sığınanlar için hidayettir. Hem bir rehber hem de bir şifa kaynağı olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim şimdi VCD formatında evlerinize geliyor. Görsel Kur'an-ı Kerim Hatim Seti. 30 VCD'den oluşan görsel Kur'an-ı Kerim Hatim Seti'nde hem Kur'an-ı